ritüel semboller, renkler, kıyafetler farklı mezheplerde farklı kıyafet biçimleri ortaya çıkıyor. Evet. Mor renk sembolü müdür Ermenilerin? Çoğunlukla mor renk görüyorum din adamlarının üzerinde Ermenilerde. Mor renk eski Roma'dan gelir. Daha çok rütbeli insanların kullandığı bir renktir. Roma'nın bir, yani Roma İmparatorluğu ritüellerinden. Ama din adamlarında değil de sadece siyasetçilerde de mi öyleydi o dönemde? Din adamları da sonra kullanır oldular. Evet. Şimdi baktığımda asa diye mi tanımlarız? Evet. Bir asayla genellikle hareket edersiniz, ediyorsunuz. Evet. Rum Patriği Bartolomeos'un da böyle bir ve diğer din adamlarında da görüyorum. Hangi mertebede asa kullanırlar din adamları? Patriklik mertebesinde bir de işte metropolit olanlar, başepiskopos olanlar da kullanabilir. Daha çok makamı temsil eden. Makamı temsil eden bir sembolik bir şey miydi? Evet, sembolik. Onun özel bir anlamı var mıdır? Yani teolojik manada. Yok, teolojik manada özel bir anlamı yoktur. Aynı askerlikte olduğu gibi, bazı subayların tuttukları gibi bu da makamı temsil eden bir şeydir. Evet. Askerlik deyince aklıma geldi. Evet. Geçenlerde Sayın Büyükanıt'ı da ziyaret ettiniz. Evet. Genelkurmay Başkanı, evet. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la bir görüşmeniz oldu. Evet. Haziran ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yakın bir zaman içinde. Evet. Ankara'da mı yaptınız görüşmeyi? Evet, Ankara'da. Görüşmenin şeyi neydi, sebebi neydi? Çok olumlu bir görüşme oldu. Sayın Büyükanıt'la ülkenin değişik meseleleri hakkında da konuştuk. Ermeni cemaatini üzen konuları da görüştük. Yani benim Anadolu'daki bazı cemaatlerimizi ziyaret edeceğimi kendilerine belirttim. Kendileri de tabii ki ziyaret edeceksiniz dediler. Ve aynı zamanda da gereken tedbirleri de alacağız dediler güvenlik açısından. Yaptınız mı o ziyaretleri? Yapacak mısınız? Daha işte herhalde Ekim ayında olacak. Ekim ayında olacak. Evet. Nasıl bir intiba ile ayrıldınız görüşmeden? Bütün konularda böyle bir görüş birliği, çok, bir yakınlık oluştu. Çok umutlu, çok rahatlamış bir şekilde ben oradan çıktım. Evet. Çok babacan bir insan kendisi. Daha önce temasınız olmuş muydu yoksa ilk özel ve uzun görüşmeniz? İstanbul'dayken de görüşmüştüm. Konuşmuştunuz. Ermeni toplumunu üzen şeyler ifadesini kullandınız az önce. Evet. Biraz onların neler olduğunu konuşalım. Çünkü bu toplumda, Türkiye'de, modern Türkiye Cumhuriyeti'nde burayı kendi vatanları olarak kabul eden insanlarla diğer Müslüman vatandaşlarımız ya da diğer dinlerden insanlar birlikte yaşıyoruz, bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla onların neler düşündüğünü de ben merak ediyorum. En azından böyle bir başlıklar halinde dile getirirseniz. Nedir mesela Ermeni toplumun, Ermeni cemaatindeki vatandaşlarımızın bir kaygısı mı var, bir sıkıntısı mı var temel olarak? Temel anlamda en önemli sıkıntı vakıflar kanunu konusu. Onun dışında da o biliyorsunuz veto edildi Cumhurbaşkanımız tarafından. Ve veto gerekçesi de epey üzdü Ermeni cemaatini. Çünkü sanki bu vakıfların gelişmesi engellenmek isteniyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Ama bunlar Türkiye'nin vakıfları. Bu vakıflar herhangi bir yere gitmiyor. Ve Türkiye'nin kendi zenginlikleri olarak görülmesi gereken vakıflar bunlar. Bunun dışında bizim en büyük sıkıntımız din adamı yetiştirmek ve dil öğretmeni yetiştirmek sorunları. Bunlar için de üniversitelerimizin birinde bir teoloji fakültesi açılmasını ben önerdim. Kime önerdiniz bunu? Kime götürdünüz? Yani YÖK başkanımızla bunu görüştüm. Bunun yanı sıra dil öğretmeni yetiştirmek için, çünkü Türkiye'nin kendi zenginliklerinden biri olarak görüyorum Batı Ermenicesini.
Ve bu dilin de yaşatılması gerekir diye düşünüyorum. Okullarımıza yeterli sayıda artık öğretmen bulamaz olduk. Ermeni azınlık okullarına. Bunun da halledilebilmesi için üniversitelerden birisinde bir filoloji fakültesinin açılmasında yarar var. Nasıl bir cevap geldi size Gökten bu konuda veya üniversitelerden? Yani YÖK başkanımız yok demedi. Ancak sanıyorum seçimlerin bitmesi beklendi. Evet. Şimdi de işte bir beklenti içindeyiz. Acaba olabilecek mi diye. Peki bu seçim sonucunu, gelinen bu süreci mevcut sorunların çözümü yönünde bir uygun bir ortam olarak görüyor musunuz 22 Temmuz seçimi sonrasını? Umarım, yani umutluyuz o konuda. Umarım öyle olur. Evet. Bu özellikle Ermenice bilen, yani modern Ermenice ya da Batı Ermenicesi diye tanımladığınız, hem din adamı hem de öğretmen sorunu yaşıyorsunuz galiba. Evet. Sizin de galiba bir dil öğretme projeniz vardı değil mi? Yani cemaatte dil bilmeyenlere ya da meraklı olanlara mı? Sizin inisiyatifinizde başlayalım. Yani ben kendim Patrikhane'de bazı kurslar veriyorum. Kim geliyor sizin kurslarınıza bu dil öğrenme? Çok Türk arkadaş da geliyor. Değişik üniversitelerden. Araştırma yapmak isteyen arkadaşlar. Bu Türk-Ermeni ilişkileri konusunda. Bu da gayet müsbet bir şey diye düşünüyorum. Evet. Türk arşivlerinde, Osmanlı arşivlerinde de bu dilde bazı yazılar ve kayıtlar var herhalde değil mi? Onlarla herhalde vardır. Evet. Siz arşivlere kolay ulaşabiliyor musunuz? Gerektiği zaman erişebiliyor musunuz? Çünkü bu mesele de geçtiğimiz dönemde çok tartışılan bir şeydi. Arşivlerin karşılıklı olarak açılması. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın, başbakanın da bir şeyi oldu, bir inisiyatifi oldu. Hı hı. Ermenistan'a bir öneri götürdüler Koçaryan'a, Sayın Koçaryan'a. O süreci nasıl değerlendiriyor? Ben çok müsbet bir öneri olarak gördüm Sayın Başbakan'ın bu önerisini. Hem Ermeni hem Türk hem de yabancıların bu sürece katılmasını çok olumlu bulduğumu daha önce ifade ettim ben. Umarım gerçekleşir. Evet. Erivan yönetiminden o konuda bir bildiğim kadarıyla henüz somut ve olumlu bir cevap gelmedi. Koçaryan yönetiminden Başbakan Erdoğan bu öneri birkaç sene önce yapmıştı. Bu önerinin sonrasındaki bazı yeni açılımlarla Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceği, diplomatik ilişkilerin kurulabileceği söyleniyordu ki şu anda iki ülke arasında diplomatik ilişki yok. Bu arada ben belki yanlış biliniyor diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Evet. Yani bazı vatandaşlarımız sizin Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu biliyor olabilirler. İlgisi yok. Evet. Böyle bir şeyin olmadığını söylemek lazım. Yani burada askerliğinizi yaptınız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve Türkiye Ermenilerinin patrikliğini yapıyorsunuz. Yani sizinle Erivan arasında bir organik bağ yok. Yok. Ruhani olarak galiba bir şey var. Yani, o nasıl, bunu anlatır mısın? Şöyle diyelim. Yani dindaşlık dışında ve soydaşlık dışında herhangi bir bağımız yok Ermenistan'da. Evet. Şimdi son dönemde tabii, yani Türk-Ermeni ilişkileri dendiği zaman hep tartışılan, konuşulan şey, yani kimilerinin Ermeni soykırımı, kimilerinin sözde Ermeni soykırımı diye tanımladığı bir süreç var. O da epey bir sıkıntı, epey bir sancı yaratıyor. Fransa'da Türkiye aleyhinde alınan kararlar oldu. İsviçre'de Ermeni soykırımı yoktur diyenlerin tutuklanması ve mahkemeye çıkarılması gibi bir dizi şey oldu ve bunun uygulamaları yaşandı Doğu Perinçek'le ve diğer kişilerle. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan da Amerika'da Ermeni diasporasının Türkiye üzerinde kurduğu epey ağır bir baskı var. Şimdi sanki bu yöndeki, bu düzlemdeki tartışmalar Türk ve Ermeni halkları arasındaki diyaloğun, geleceğe dair diyaloğun da biraz gelişmesini engelliyor mu, yoksa bir baskı mı yaratıyor, bir sıkıntı mı yaratıyor? Nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum o süreci. Bu tabii ki bizim buradaki olan, Türk dostlarımızla olan diyaloğumuzu etkileyen bir süreç bu. Bu nedenle biz o kadar da sıcak bakmıyoruz bu yurt dışındaki gelişmelere. Yasa tasarılığını mı kastediyorsunuz? Yasa tasarılığını. Parlamento olarak. Evet. Bu konudaki düşüncelerimizi de her fırsatta
değişik ülkelerin büyükelçilerine iletiyoruz. Ancak önemli olan az önce ifade ettiğim gibi ileriye yönelik bazı yeni politikaların üretilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu iki devletin de bunu yapması gerekir diye ben düşünüyorum. Yani hem Türkiye'nin hem Ermenistan'ın biraz daha ileriye yönelik politikalar üretmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şöyle sorsam... Yani tarihte sıkışıp kalmak o kadar da uygun bir şey değil. Şunu mu anlıyorum efendim söylediklerinizden? Fransa'da, İsviçre'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmedi böyle bir şey ama geçme ihtimalinden söz ediyorlar. Buna benzer yasa tasarılarının, taslakların parlamentolardan geçmesini ve bu ülkelerin Türkiye ve Ermenistan dışındaki ülkelerin siyaseten bu süreçlere dahil olmalarının Türk-Ermeni ilişkilerine zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz? Zarar verir. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine de zarar verir. Evet. Amerika'dan zaman zaman dünyanın farklı bölgelerinden senatörler, kongre üyeleri sizi ziyaret ediyorlar. Onlara evet. Bunu anlatıyor musunuz, söylüyor musunuz? Onlar her fırsatta bunları dile getiriyoruz. Evet. Evet, en son Almanya'da da, Alman parlamentosundan da böyle evet. Bir şey geçmişti. Peki iki taraftan nasıl adımlar atılırsa ilişkiler daha iyi gidebilir? O konuda bir din adamı olarak sizin şeyiniz nedir? Bakışınız, öneriniz nedir? Bence her şeyden önce iki ülkenin birbirini tanıması gerekir. Nasıl olur bu? Bu bence karşılıklı ziyaretlerin pekiştirilmesi ile olur. Gençlerin, akademisyenlerin, gazetecilerin karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta beşeri ilişkileri geliştirmek gerekir. Ve her giden işte karşısındakiyle konuştuğu zaman onun da bir insan olduğunu anlar, aynı ortak sorunları olduğunu anlar. Bu duygunun biraz daha geliştirilmesi gerekir diye ben düşünüyorum. Ermenistan'da gittiğinizde, baktığınızda sokaktaki vatandaşlar arasında Türkiye konusunda böyle bir negatif bir tutum, bir ön yargı hissediyor musunuz? Ya da az bilgiden kaynaklanan bir şey. Görmüyorum onu. Nasıl bakıyorlar Türkiye? Türkiye'yi nasıl görüyorlar onlar? Nasıl bir ülke Türkiye onlar için? Genelde Türkiye onlar için bir ekmek kapısı şu anda. Bakın Türkiye'de birçok 40 binin üzerinde deniliyor. Ermenistan vatandaşı var şu anda. Ve bunlar Türkiye'ye herhangi bir çekinceyle yaklaşsalardı burada olmazlardı zaten. Ve Türkiye'de de herhangi bir sorun yaşadıklarını ben sanmıyorum bu insanların. Evet. Özellikle Hrant Dink cinayeti sonrasında meydana gelen tartışmalarda kimi siyasetçiler ya da gazeteciler işte madem öyle biz de Türkiye'de bir şekilde gelmiş ve çalışmış olan Ermenistan vatandaşlarının gitmesini sağlayalım, ülkelerine dönmesini sağlayalım gibi şeylerdi. Evet. Söylemişlerdi. Onu hatırladım şimdi siz onu söyleyince. Hrant Dink suikastinden, cinayetinden sonra Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın ciddi bir tedirginlik içinde, sıkıntı içine girdiğini gördük, duyduk. Ve onların bir bölümünün hatta acaba Türkiye'den ayrılsak mı? Artık burada bizim için yaşam hakkı yok mu gibi bir söylem çıktı ortaya. Hala böyle bir kaygı ve böyle bir endişe var mı? Siz yani, onlarla konuştuğunuzda, özellikle gençlerle konuştuğunuzda, Ermeni gençleriyle ne söylüyorsunuz onlara? Yani bir tedirginlik var gençlerde. Fakat benim görüştüğüm elçiliklerle veya başkonsolosluklarla yaptığım görüşmelerde herhangi bir şu anda kitlesel bir anlamda dışarıya bir yönelik herhangi bir göç ben sezinlemiyorum. Öyle bir veri yok elimizde. Ancak yani bir genelde bir tedirginlik var. Yani Patrikhane'ye devamlı tehditler geliyor. Hala geliyor mu? Hala geliyor. Ne yolda? Telefonla mı? Mail'le mi? Telefonla geliyor. Çoğu telefonla. Ne diyorlar bu tehditleri yapan insanlar? Yani hangi noktadan sizi eleştiri getiriyorlar? İşte sizi de ortadan kaldıracağız. Yani ölüm tehdidi mi geliyor ölüm size? Ölüm tehditleri. Ondan sonra yok işte bombalayacağız orayı. Yok bu tür şeyler, saçma sapan şeyler. Peki yani yoğunlaştı mı mesela son dönemde yoksa? İşte son olarak işte dün akşam
sabahın 2:30'unda öyle bir telefon gelmiş. Patrikhaneye mi gelmiş? Patrikhaneye. Ne demişler? İşte bizim baş piskoposlarımızdan birisinin adını zikrederek işte onu da öldüreceğiz, onu da getirin filan gibisinden böyle saçma sapan şeyler. Peki bu tip tehditler aldığınızda bunu güvenlik makamlarına mutlaka bildiriyorsunuz. Tabii. Onlardan emniyete bildiriyoruz. Nasıl bir çalışma içinde oluyorsunuz? Yani mesela hiç bulunanlar oldu mu? Yani tehdit edenler arasında ya da mail atanlar arasından tespit edilenler oldu mu hiç bugüne kadar? Bugüne kadar daha tespit edilemedi ama sanıyorum etmek üzereler. O yönde duyumlarım var. Peki sizlerin güvenliği konusunda yani gerek Ermeni din adamlarının gerek okullarda yöneticilerin Türkiye'de tanınmış önde gelen Ermeni şahsiyetlerin güvenliği konusunda bir yeterli bir şey içinde bir güvenlik sağlanıyor mu? Türk makamlarıyla bu konuda tatminkar bir işbirliğiniz var mı?